provaya. Ne provası? Oyun anne. Ne provası olacak? Oğuzların genel provası var bugün. Bu saatte. Evet anne. Yönetmenleri İngiliz. Onda başlayacaklar. Çok merak ediyorum. Öyle herkesi almazlar. Benim bu provayı izlemem ne demek biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Niye böyle kaçar gibisin? Saklanacak bir şey mi var? Ne olabilir anne? Anlamadım. Akşam söyleyebilirdin. Evet söyleyebilirdim. Babamdan çekindim. Bilmez misin huyunu? Hemen soruşturmaya başlar. Kim o? Kaçta geleceksin? Sormayacak mı? Ben de soruyorum. Kaçta geleceksin? Bilmiyorum anne. Prova ne zaman biterse işte. Pekala bildiğin gibi hareket et. Anneciğim söyleme böyle. Üzülüyorum. Bildiğim gibi mi hareket ediyorum ben? Hadi hoşça kal. Güle güle. Anne. Biraz para verebilir misin? Bu para işini bir düzene sokalım artık. Tamam anne. Çok mu para harcıyorum? Biraz. Geç kalma. Tamam. Günaydın. Günaydın canım. Kim geldi? Kimse gelmedi. Bilge gitti. Nereye gidiyor bu saatte? Konservatuvarda bir oyunun provası varmış. Oğuz izin almış izlemesi için rejisörden. Bir de Oğuz çıktı başımıza. Kim bu Oğuz? Nazan sen gördün mü? Nerede göreceğim Şükrücüğüm? Göndermeyecektin. Böyle şeyler için izin isteyecek yaşı geçti Şükrücüğüm. Kalkmış sessizce gidiyoruz zaten. Ne demek? Bu evde oturduğu sürece izin alacak. Kaç yaşında olursa olsun. Tamam şimdi de bu başladı. Nereye gittin? Nereden geldin? Ben çekemem. Otur kızınla konuş Şükrücüğüm. Topu bana atma hemen Nazancığım. Senin de kızın, sen de konuş. Ben arada kalıyorum. Ne demek? O bizim çocuğumuz. Nasıl arada kalırsın? Bak gene para istedim. Verdin mi? Vermeyip de ne yapacaktım Şükrü? Dün benden de aldı Nazan, olmaz ki. Çok yüz veriyorsun bu kıza sen. Şimdi ben yüz veriyor oldum öyle mi? Hep bunu yaparsın Şükrü. Ne yaparım? Üste çıkmak çok ayıp. Ya işine gelmeyince çok ayıp. Bağırma bana. Bağırmıyorum. Sallama, geliyorum oraya. Tamam. Cemil? Allah kahretsin Cemil. Bunu da mı yapacaktın bana? Buraya gel çabuk. Ne oldu Sevim? Ne olacak? Gitti güzelim gelinlik. Ne söyleyeceğim sahibine ben şimdi? Kör müsün? Yakmışsın. Kim? Ben mi yakmışım? Kim olacak? Bu evde senden başka mı? Bak Sevim, ben odandan dışarı bile çıkmadım iki gündür. Allah kahretsin. Emeğime mi yanayım, parasına mı yanayım? Ağlayacağım şimdi hırsımdan valla. Sevim, ben yakmadım diyorum valla. Git başımda pis ayyaş. Bir de yemin ediyor. Ne yattığı yeri bilir, ne kalktığı. Allah kahretsin, bıktım canımdan. Sigarandan da bıktım, içkinden de bıktım senin. Öleyim daha iyi be. Nedir bu? Sevim bak. Git başımdan git. Gözüm görmesin seni. Güner. Getirdin mi pastırmayı? Ama ne pastırma. Sana 10 tane de köy yumurtası getirdim. Yaşlı koçum. Vallahi tavuğun altından alma. Kimseye vermem. Şimdi bunu pastırmanın üstüne kıracaksın. Of. Yavuz Bey. Aman Sabri Bey'in kulağına gitmesin. Ne karışırmış benim pastırmama? Dağıtırım onun gözünün çerçevesine. Zaten çoktandır kimseyi dövmedim. Avucum kaşınıyor. Vatandaş pastırma da mı yemeyecek? Ama ne? Gidiyorum işte. Bundan sonra göremezsin yüzümü.
Cemil buraya gel. Gelmiyorum. Kölen değilim ben senin. Ne oluyor Sayın abiciğim? Gidiyorum, yetti artık. Cemil buraya gel. Bak son defa söylüyorum. Vallahi almam seni içeri. Almazsan alma. Vallahi ayıp oluyor yenge. Sen bilirsin. Erkek adam evden gider mi Sayın abim? Bırak ya, bizim erkekliğimiz mi kaldı? Bu da çok oldu ha. Bırak Yavuz Bey, ağız eskittiğine değmez. Ne demek? Erkeklik öldü mü? Yenge, aç kapıyı. Yenge, aç şu kapıyı, ayıp oluyor. Yenge, aç kapıyı. Kırdıracak şimdi bana kapıyı. Yenge! Tu Allah kahretsin. Ürktü hayvanlar. Koş Cafer. Hay Allah kahretsin. Yakala Sayın abi. Burada mı? Ama yakala. Koş Cafer. Koş Cafer. Koş. Şurası nasıl böyle kızım? Yakala Sayın abi. Ah kulum. Ah tabii ya. Yakala tabii. Apartman çiftliğe döndü. Şuna bak. Rezalet. Allah kahretsin. Sen ne diyorsun komşu? Kim Allah kahretsin? Şeyh efendim, yine kapıya bakan yok. Giren çıkan belli değil. Bırak bırak. Çığırma şimdi, yemezler. Sen bize dedin o lafı. Yok vallahi efendim. Gel buraya gel. Seni döveceğim. Yavuz abi. Zaten kaç gündür takıp duruyorum sana. Dur şunları Cafer. Yavuz Bey lütfen benim hatırım için. Seni severim ama döveceğim Sayın abim. Kusura bakma. Cafer tut. Sağ olun. Efendim vallahi yanlış anlaşıldı. Bak kurban olayım Yavuz abi. Adam yemin ediyor. Şimdi sana bir kafa atarım. Yapma Yavuz Bey yapma. Yapma Yavuz abi kurban olayım. Sen şu hayvanlara dua et. Şimdi dağıtırdım yüzünü. Ama ürkecek yavrucaklar. Cafer. Çağır şansasını. Çağırayım Yavuz Bey. Gül, sen abime bir kahve yap, müracaatı oturttur. Tamam mı? Ha, güzel ağlayın Sayın abimi. O Sevim Hanım'la da konuşacağım. Vatandaş şöyle cart curt yok. Şu servisi bitireyim, hemen geliyorum Gül. Tamam. Ne bakıyorsun öyle? Ne bakacağım canım? İşine bak, işine. Otur Cemil. Şimdi kahveni pişiririm. Sağ ol kızım. Bu apartman artık yaşanmaz hale geldi Şükrücüğüm. Her gün bir kavga, her gün bir gürültü. Yalnız bizim apartman mı böyle Nazancığım? Yok bu çekilmez. Bizimki ibret. Ne yapabiliriz? Çıkalım Şükrü. Bulalım sakin bir yer, gidelim. İstanbul'da öyle bir yer kalmadı. Oo, olmaz ki bu. Okulların açılmasına şurada iki gün kaldı. Bir uyuyamıyoruz. Evladım, insan önce bir günaydın der. Günaydın. Yüzünü yıkadın mı sen? Yıkadım baba. Ne oluyor, sizin canınız bir şeye mi sıkıldı? Anlaşılan benden çıkartacaksınız acısını. Sütünü iç. İyi vallahi şu yaşa geldik hala süt içiyoruz. Yakmadım Cafer, o yüzüme gidiyor. Yaksam söylemez miyim? Sevim Hanım da yorgun, sinirle konuşmuştur Cemil Bey. Sen onun kusuruna bakma. Öyle vallahi. Bütün yaz gelinlik dikmekten imanı gevredi kadın. Üzülme sen, üzülme. Hadi bak biraların da burada. Hadi kahveni iç. Açarız, rahatlarsın ha? Şşş! Yavaş konuşun biraz, Ayla Hanım uyuyor. Ha, Sabri Bey, bakkal da o seni rica etti. Çok önemliymiş. Gelsin de bir görüşelim diyor. Peki, gidelim. Günaydın. Günaydın Sabri Bey. Günaydın efendim. Sizi de sabah sabah rahatsız ettik Şükrü Bey, özür dileriz. Rica ederim efendim, her ailede olur böyle şeyler. Ha Şükrü Bey. Sizin evi soruyorlar. Kiraya verecek misiniz? Düşünüyoruz Sabri Bey. Kaça vereceksiniz acaba? Haberimiz olsun da ona göre konuşalım. Vallahi bilmem, pek fiyatlardan haberimiz yok. Bilmem olur mu efendim?
Bu civarda şimdi böyle bir daire 1 milyondan aşağı değil. Ne? Yok sen. Tabii. Vallahi öyle Şükrü Bey. Veren bile var. Daha geçen gün şu yanımızdaki apartman var ya 6 aylık peşine gitti. Hı hı. Vallahi düşünelim o zaman. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Adama bak. Elinde altın yumurtlayan tavuğu var. Hala düşünecekmiş. Yahu benim öyle bir evim olsa bir gün boş bırakır mıyım orayı? Hadi sen git. Kaçta gelir acaba? Bu saatlerde gelmesi lazım. İşten 2 saat izin aldım da. Bu kira işi öyle bir dert ki Ergun'cum. Kusura bakma, senli benli konuşuyoruz ama. Bırak, rica ederim. Ben önem vermem öyle şeylere. Sağ ol. Ben de görür görmez sevdim seni. Kiracısın, anlarsın. Ne diyorsun Sedatçığım? Hele ben 7 çocuk, insaflı bir ev sahibim var da... bir çıkaracak olsa ne yaparım? Kimse ev vermez bana. Atlatmaz beni, değil mi? Şükrü Bey yapmaz öyle şey. Verin dediyse tamam, verir. Dedi ya, şu adam bir gelse... bir de karısına soracaktı ama. Bak, bunu bilmem. Bu işe kadınlar karar verir. Öyle. Bana da istemiyor gibi geldi. Biraz soğuk kadın. İnşallah yanılıyorumdur. Ergun'cum, bu bizim için son şans. Herif bizi 1 haftaya kadar koyuyor kapının önüne. Vah vah. Ya sen nasıl yedin o protestoları? Usul nizam bilen adamsın. Sorma, biliyoruz sözde. Sen iyisine düşmüşsün. Bir şeyden haberin yok. Ne ev sahipleri var biliyor musun? Kanunları asıl onlar yutmuş işte. Ergun Bey pardon, bu yumurta dosyasını bulamıyoruz. Siz bir yere mi kaldırdınız acaba? Filiz Hanım, size de pardon. Bu işte öyle akşam tatil yapmaya benzemez. Ne ilgisi var Ergun Bey? Çok ilgisi var Filiz Hanım. Aklınız orada kaldı çünkü. Osman'a söyle, arkasındaki dolabı açsın. Tam karşısında. Onu da göremiyorsanız artık. Şükrü Bey gelince de haber ver. Sedat Bey onu bekliyor. Şükrü Bey şimdi geldi. Geldi mi? Hadi inşallah, bastır. Dua et. Hadi. Gel. Vay abicim. Bizi unuttun mu yoksa? Unutur muyum Sedatcığım? Hoş geldin. Gel. Çok iyi gördüm seni. Yok be abi, dökülüyorum. Moralim çok bozuk. Bir de nezle kaptım üstünüze abi. Geçmiş olsun. Otur şöyle. Sana bir kahve söyleyeyim. Teşekkür ederim abi. Zahmet etme. Seni beklerken içtim. Ha öyle mi? Çoluk çocuk nasıl? Çoluk çocuk perişan abi. Şu anda evsiziz. Yapma Sedat. 4 gündür seni arıyorum abi. İşte diyorlar. Buraya arıyorum, çıktı diyorlar. Mesajlarını aldım da biraz iş vardı, arayamadım. Kusura bakma. Vallahi abicim, benim artık kusura bakacak halim kalmamış. İşimden 2 saat izin alıp buraya geldim. Bizi artık sen kurtaracaksın abi. Ne yapıyorsun Sedat? Kontrat. Buyur istediğini yaz. Hepsine razıyım abi. Evi görmeden mi? Benim ev görecek halim kalmamış abi. Sonra görürüz, yazalım şunu hele. Kaç para isteyeceğim ben şimdi senden? Ne istersen iste abi, durumu görmüyor musun? Hiçbir şeyin pazarlığı yapacak halim yok şimdi. Yaz, ne istersen yaz. Benden peşin isteme de doldur, imzalayacağım. Ergun'u çağırayım da ben. Çağır abi, kimi istersen çağır. Nazan'a da bir haber verseydik var. Verirsin abi, sürpriz de olur. Filiz Hanım, Ergun Bey'e söyler misiniz biraz gelsin? Teşekkür ederim. Yaşa canım abicim. İşte bak, boş kağıdı imzalıyorum. Üstüne ne istersen yaz. 1 milyar yaz istersen. Dur Sedat, ne yapıyorsun? Öyle abi, başımızı sokacak bir evimiz olsun. İstersen sana noterden bir de taahhütname imzalayayım. Taahhütnameye ne gerek var? Ne gerek olur mu abi? De ki benden hoşlanmadın, çıkarmak istiyorsun. Tak vereceksin mahkemeye, tak bitti. Canım o sonraki iş. Yok abi, bütün ev sahipleri böyle yapıyor şimdi. Sen beni dinle. 1 senelik mi anlaştık? Ergun. Günaydın efendim. Günaydın Ergun. Aman Ergun'cum, gel de bitirelim şu işi. Siz tanışıyor musunuz? Şimdi tanıştık, seni beklerken. Buyurun Şükrü Bey. Sedat Bey'e bizim evi kiraya vermeyi düşünüyoruz da Ergun. Düşünmesi mi kaldı bunun abi? Ben imzayı attım bile. Hayırlı olsun efendim. Yıllık ne kadar düşünüyorsunuz?
Daha bir şey konuşmadık. Konuşalım abi. Hadi Ergun'cum, benim bir saatim kaldı. İşten bekliyorlar. Hadi abicim, söyle bir şey. Ne isteyeceğim ben şimdi senden? Ergun, ne isteyelim? Çok zor. Ya, buyurun. Merhaba. Merhaba Sabri Bey. Yaver'e bir şey söylemişsiniz de. Ha evet, bir görüşelim dedim şey için. Hesap durumu. Evet, biraz kabardı da. Biliyorum, haklısınız. Hiç olmazsa bir kısmını... Kapatacağım. Veresiye almak benim de işime gelmiyor ama çaresizim. Birkaç gün daha izin verirseniz. Aman efendim, izin ne kelime. Bekleriz tabii, bekleriz. Eksik olmayın. Birkaç kuruş kefen param var. Aman kimse duymasın, vadesini bekliyorum da. Bekleriz efendim. Yüzünüze bakacak halim kalmadı. Aman efendim, sizi sıkıştırmak istemeyiz. Mal alacağız da. Tabii canım, sizin de kendinize göre hesabınız var. Sabri Bey, bir de şu sizin Cafer'le konuşsanız iyi olacak. Yine ne oldu? Daha ne olsun Bey, memleketten mal getirmiş. Haberim var. Öyle kışlık falan değil onlar Bey, pazarlama yapıyor. Ya, bak ahlaksıza. Kimseye satarken görmedim ama yapar. Yakalarım ben onu. Aa, bir yakalasanız Sabri Bey. Yakalarım, yakalarım. Ayıp ediyor. Bunca yıllık alışverişimiz var. Öyle gizli gizli el altından. Ayıp tabii. Bizim müşterilerimiz de kapı kapı dolaşıp mal satıyor. Ucuz da. Vergisi yok, kaydı yok. Gösteririm ben ona. Tutayım zaptı da görsün ahlaksız. Tutun efendim, yetti artık. Okuyacağım canına. Ama bizden duymuş olmayın da Sabri Bey. Tamam, borcum için de dediğim gibi. Tamam efendim, bekliyoruz. Teşekkür ederim, iyi günler. İyi günler efendim, güle güle. Vah vah, acınacak durumda adam. Emrin olur. İşgal ettiniz memleketi pis herifler. Şimdi de bakkallığa başladınız demek. Canını okuyacağım senin o enişten olacak herifin. Tutayım zaptı da görsün. Biz ayın sonunu zor getiriyoruz. Oh, bunlar parayla oynuyor. Yayılın bakalım. Buyurun. Babanızın çiftliği. Utanmazsınız hiçbir şeyden. Her şeyi yaparsınız. Aman böcekleri. Bereket versin. Tarhana nasıldı ama? Pişirdi mi yenge? Yengenin gelinlik dikmekten yemek düşündüğü mü var? İyidir yengemiz. İyi, laf etme şimdi. Ne yapsın kadıncağız? Başını kaşıyacak vaktim var ki. Şişt, size biraz da nohut getireyim. Getir. Bakkalda kilosu 2200 lira ama ben sana 1950'den veririm. Efendim, iyi günler. İyi günler. Aa, Sabri Bey, söyler misiniz? Ben anneme gidiyorum. Bekleyemedim, merak etmesin. Tabii efendim, güle güle. Kocası bakkala hesap veriyor bu gezmelerde. Zor durumda adam, yazık. Davut basar gırtlağını alır, hem de faiziyle. O adam da borç mu bırakır? Çok mu borçlanmış? Bir tane daha açayım mı? Yedek. Aç aç. Hı. Vallahi 1 milyonu bulmuş. Batırdı bu kadın. Devamlı al al. Buna para mı dayanır? Bak bizim fukara karnı bunda çalışıyor. Ah canım. Öyle olacak işte. O zaman da bir kişinin eline bakılmaz. Benim babam büyük adam. Herkes çalışacak diyor. Şişt. Açıyorum bir ana. Şişesi 4000 oldu. Tamam mı? Burada içince böyle. Açayım mı? Tamam. Sabri Bey. Sabri Bey. Hayır. Neyiniz var kuzum? Seslenmesen beni bile görmeyeceksiniz. Hayrola? Ah oldu.
bakkal? Bakkal. Bakkala 840 bin lira borcumuz var. Ay öderiz canım. Ben de bir şey oldu sandım. Öder miyiz? Ne kadar rahat konuşuyorsunuz. Nasıl öderiz acaba? Benimle böyle ders verir gibi elinizi sallaya sallaya konuşmayı rica ederim Sabri Bey. Nereye? Alışverişe mi gene? Hayır, anneme gidiyorum. Size Cafer Bey'le not bıraktım. Alışveriş yok. Bundan sonra alışveriş bitti. İnsan bir selam söyle der. Selam düşünecek hal mi kaldı bende? Battım, battım. İyi, ben de selam söylemedi derim anneme. Öyle bakın. İnsan içine çıkacak yüzümüz kalmadı. Masraf yok bundan sonra. Bakın kesin söylüyorum, bittim. Ben de bittim. Evlendiğimiz günden beri hesap, hesap, hesap. Taksi! Taksi mi? Çıldırdınız mı siz? Otobüs ne güne duruyor? Buyurun. İşte size bilet. Attık diyorum, hala taksi. Ah, işte burası. Kolaymış ayol. Kızım baksana, Nazan Hanımlar kaç numarada oturuyorlar? En üst kat, çatı. Asansöre binin. Tamam, hadi gelin çocuklar. Buyurun efendim. Kime bakmıştınız? Biz Şükrü Beylerin evini tuttuk da temizlik için geldik. Hoş geldiniz, hayırlı olsun. Nazan Hanım'dan anahtarı alalım önce. Tabii efendim, buyurun. Herhangi bir şey lazım olursa alırız. Sen şurada bekle bacım, bekle. Evet evet, sen otur Mahmur Hanım. Kızım, hadi binsene. Salaklaştın sen gene bugün ha. Amma çabuk tutuldu be. Daha bu sabah konuştuk. Kaça verdi acaba Şükrü Bey? Senin haberin var mı bacım? Yok. Milyondan aşağı değildir. Otur otur şöyle otur. Sen de 75 binden aşağı temizleme olayı bacım. Öyle mi? Tabii canım. Hadi otur otur. Şuna 2 dakika da ben bakayım oğlum. Aa anne, bir okutmadın ama. Okuduğun da bir şey olsa spor. Başka bir yerine baktığın yok ki gazetenin. Oğlum biraz haberlere bak, makale falan oku. Biri bir şey sorsa ha diyeceksin. Çok ayıp. Aslı. Merhaba. Annen yok mu canım? Anne. Aa, merhaba. Merhaba. Buyurun, buyurun. Rahatsız etmeyelim. Buyurun. Allah kocandan da senden de razı olsun. Yani bize yaptığınız bu iyiliği hayatta unutmayacağız. Zaten görür görmez kanım ısınmıştı sana. Bir yanlışlık yapmamışız değil mi baba? Yok yok. Biraz ucuza gitmiş ama. Çocuk zor durumda. Neyse sen vermeye hazırdı. Bir de tanıdık. İyi etmişsin, iyi. Paraya temah edip sokarsın ne idüğü belirsiz birini. Ya bu zamanda kimseye güvenilmiyor baba. Öyle oğlum. Kiracıyla uğraşmak zordur. Mahkeme dosyalarının %70'inden fazlası ev sahibi kiracı anlaşmalılığı. Ne diyorsun baba? Ne sandın oğlum? Büyük dert. Abin nerede Şükrü? Abim, Arif Bey'le birini yemeğe çıkaracaklardı. Yine mi iş meselesi? İş meselesi tabii. Adama boşuna yemek yedirir mi onlar? Efendim? Eyvah Nazan. Nasıl konuşuyorsun böyle Nazancığım? Bir dakika, tamam bir dakika. Ben burada resepsiyon memuru muyum Şükrü? Aşk olsun. Aldı anahtarı, indi aşağı kadın. Temizlik yaptıracakmış. İnsan bir haber verir. Hani konuşacaktık? Çok ayıp. Tabii benim hiçbir konuda karar verme hakkım yok ki. Ne karışırım ben ev kiralamaya falan? O işlerden erkekler anlar. Çok gücüme gitti Şükrü. Estağfurullah Nazancığım, o nasıl söz? Bak, hayır, hayır öyle değil. Bak Nazancığım, beni dinler misin?
Tabii, tabii, tabii. Eyvah, ben yandım baba. Bir aileye yardım ettin. Açıkta mı kalsaydı insanlar? Öyle düşünmüyor ki baba. Ayrıca bedava mı verdik? Bazen öyle şeylere takıyor ki sağ olsun. Amca bana söyleyeceğin bir şey var mı? Yok, gidiyor musun? Evet amca. Dede istersen seni de bırakayım. Nereye bırakacaksın? Nereye bırakacak canım, laf çıkarma sen de. Hadi Cem. Baba, sen kahveye mi dadandın? Kim söylüyor? Annem. Çok biliyor. Vallahi her gün bir yerlere gidiyor diyor. Gidiyorum evet. Size mi soracağım? Ananıza kalsa bohçalayıp oturacak beni bir kenara. Hadi yürü oğlum Cem. Her şeyime karışır oldunuz ha. Tamam tamam, peki baba, peki ben bir şey söylemedim. Ali, anneni verir misin? Tamam, bekliyorum. Ha Nazan, merhaba. Bak sen aslında kızın ama... Nazan bak bir dakika bak. Adam buraya, Nazan. İnsan bir haber verir. Hani konuşacaktık? Tamam, akşama görüşürüz. Cem, sakın ha kahvenin ismini kimseye söyleme ha. Yok dede, söyler miyim? Evde sıkılıyorum be oğlum. Babaannen de gözünün önünden ayrılmayayım istiyor. Şurada birkaç arkadaşı görüyorum. Oradan, buradan, eskilerden sohbet. Vakit geçiyor işte. Babaanneme yakalanma da. Canım o okur vallahi, bir baskı yapar mı dersin kahveye? Belli mi olur dede? Kahvenin telefonunu Ergun'a verdim. Bir şey olursa ararsınız. Tamam dede. Hafiye gibisin vallahi. Biz eski toprağız oğlum. Karda yürürüz, bizi belli etmeyiz. Öyle senin baban gibi verir miyim ben yakayı hele? Vallahi senden korkulur dede. Tamam, yandık bundan sonra. Bilgi Hanım tiyatroları gezecek. Anne ben çok acıktım. Ablanızı bekliyoruz. Oo, kim bilir kaçta gelecek. Niye bana bakıyorsun, ben mi izin verdim? Sor annene. Baba bırak, zaten Borut gibi. Herkes bize patlıyor bu evde. Baba. Evet. Aslar yarın mı taşınıyor? Dur be oğlum, açma şu konuyu. Görmüyor musun zaten annenle birbirimizi yiyoruz? Saat 9. Bitmedi mi bu prova daha? Ben nereden bileceksem. Bunun geleceği yok. Babana söyle, istiyorsanız yiyelim. Annene söyle, evet yiyelim. Açlıktan öldük. Sen de babana söyle, benim yüzümden ölmedin. Her şey hazır. Duydun mu baba? Duyduk, duyduk. Hadi Cemil abi, inadı bırak artık. Kalk hadi. Gitmem, bırak beni. Ya sabaha kadar burada oturamazsın ki Cemil abi. Bakalım, can nasıl isterse. Ya inat etme Allah aşkına. Bak kalk hadi, kadın zaten çok üzgün. Ha gelinliği bastı, söylemez olsaydın diyor. Hadi gel. Vicdansız. Ya söyleme böyle, kadın çok üzgün. Hadi kalk, hadi. Gitmem oğlum, zorlama beni. Öleceğimi bilsem gitmem bir daha eve. Ya, sen de çok inatçısın ama ha. Bize gidelim diyorum, yok. Aşağı yukarı çıkalım diyorum. Aa, hadi kalk bakalım, hadi tamam. Size hadi. De gitmem, hadi. Bırak. Sen ineceksin yine oğlum. Ya burada oturulmaz ki. Niye? Kime ne zararım var? Ya yok ondan değil. Yani benim içim rahat etmez. Ya git evine hadi, içi rahat etmez. Vallahi hiç. Etmez. Aklım kalır sende. Bak yengeye de getireceğim diye söz verdim. Hadi gel. Hadi gel gel gel. Oğlum bırak beni, bak çarpacağım tamam, vursan işte. Da götüreceğim seni. Hadi vursan da gel bak. Hey. Anam katil geldi. Aman Cemil Bey, gözünü seveyim. Sen şuraya tutun Allah aşkına. Ha, ben gelene kadar düşünme sakın ha Cemil Bey, tamam mı? Tutun. Aman Cemil Bey. Kahan! Buyurun! Geldim Yavuz Bey, buyurun. Duymadın mı geldiğimi? Duymaz mıyım efendim? Niye bahtırıyorsun öyleyse beni? Cemil Bey'i bırakamadım ki elimden. Ne demek? Cemil Bey bebek mi? Yok öyle değil efendim. Sarhoşladı.
Eve götüreceğim, inat ediyor. Düşecek bir yerini kıracak, Allah korusun. Hala çıkmadı mı evine? Çıkmıyor Yavuz Bey. Müracaatta oturuyor. Vallahi bu saate kadar 19 şaşırdım kaldım Yavuz Bey. Neresini içiyor bu kadar şey anlamadım. İyi, ben götürürüm şimdi onu. Sevap Tuval. Beni hiç dinlemiyor. Sıkı tut. Yenge ne yapıyor? İçeride katılmazsın Yavuz Bey. Yenge, hürmet ederim. Sayın abimle geliyoruz, aç kapıyı. Eksik olmayın Yavuz Bey, açıyorum, buyurun. Açıyorum. Adamı kapı önlerine süründür, aç. Öyle deme Yavuz Bey. Kadın yine çok sabırlı vallahi, içim acıdı. Ağlayıp duruyor. Kimse çekmez bu sarhoşun kahrını. Bak oradan gizli gizli karaktersiz. Biraz daha bak da indirivereyim camını çerçeveni. Neyimize bakıyor bu bizim? Galiba karısına bakıyor Yavuz Bey. Annesine gitmişti de. Dönmedi mi nedir? Öyle vatandaşa perde arkalarından tükürür gibi bakmak yok. Şerefsizim, dağıtırım burasını. Yaradana kurban, yaradana, yaradana. Vay! Sayın abim, sızdın mı yoksa? Sızmış Yavuz Bey. Vallahi. Canı sağ olsun, tuşunu. Ay. Kalk sayın abim, gidiyoruz. Nereye? Nereye istersen. Kalk, içeceğiz. Tamam, içelim. Bir büyü boğarız şimdi seninle. Boğalım, nerede? Balkonda içeriz. Üşümez miyiz? Sen üşürmüşsün be sayın abim. Sen kaçın kurasısın. Gel, üşürsen veririm sırtına bir şey. Asansörü çağır Gül. Yahu benim bir şeyim yok, bırakın yürürüm ben kendi kendime. Ben sarhoş muyum ya? Aman aman aman! Estağfurullah sayın abim. Dur dur. Kim sana sarhoş dedi? Buyur. Aman da aman. Aman da aman. Hop! Maşallah. Lastik gibisin be sayın abim. Ne hareketler bunlar? Vallahi maşallah kırıyordu bir yerini. Geldi Gül katta, aç şunun kapısını. Ben ne kadar isem kendimi bilirim Yavuz Bey. Tabii sayın abim, sarhoşluk geçerim ben. Olmam, hiç kendimi kaybettiğimi hatırlamam. O kadın da bilir. Bilir sayın abim, senin ne mal olduğunu herkes bilir. Benim adım Cemil, bırak beni. Evet maşallah. Söyleyin o kadına, ben öyle içim kimsenin gelinliğini yakmadım. Evet, yakmadı. Söyleyin, yakmaz benim sayın abim. He, neresine kurban? Gel bakayım, neresine? Sine sine kurban. Sine sine. Neresine kurban? Neresine kapat? Neresine? Sine sine kurban. İçkili gazinoya çevirdiler apartmanı. Ne dikiliyorsun orada? Dikildim mikildim yok. Aa, çatacak yer arıyor adam. Kız bana cevap verme. Vallahi sürdüreceğim sizi buralardan. Ha, öyle kolaydı. Kız cevap verme paralarım. Ne numaralar çevirdiğinizi biliyorum. Söyle o sahtekar kocana. Yakında adalet önünde hesap verecek. Gangster bozuntularının arkasına alıp da istediğini yapabileceğini sanmasın. Sahipsiz değiliz, tutuyorum zaptı. Hadi bakalım, satsın o nohutları, bulgurları da göreyim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Adamın başka derdi kalmamış. Otele döndü bu ev. Yok, bu iş bu kadar uzun boylu değil. Ne yapacaksın gelince baba? Hoş geldin diyecek değilim herhalde. Oo, gene dram yaşayacağız. Konuşmak lazım bu kızla. Sana söylüyor baba. Duydum. Bunda da suçlu biz olduk.
Heh, geldi. Bağırıp çağırmadan konuşalım lütfen. Karşımızda çocuk yok. Duydun mu baba? Duyduk. Biz de çocuk değiliz herhalde. Nasıl konuşacağımızı biliyoruz. Aç. Açıyorum. İyi akşamlar. Harika bir oyun izledim. Tek kelimeyle harika. Biliyorsunuz ben öyle kolay kolay bir şey beğenmem. Saat kaç? Demek bizde de tiyatro yapılabiliyormuş. Kendimizi hiç ufalamayalım. Saat kaç? Oyunu görmenizi isterdim. Hele Oğuz. Saat kaç? Ne var? Canınız bir şey mi sıkkın sizin? Hiç beni dinlemiyorsunuz. Siz de bizi hiç dinlemiyorsunuz hanımefendi. Saat kaç? Saat! 10:25 geçiyor baba. Niye sordun? Son günlerde bizimkilerde yeni gelişmeler var. Kimse kimseyi anlamıyor gibi. Sanki başka dilden konuşuyoruz. Ablam beni, ben ablamı, annem babamı, babam annemi.